Forza'dan hepinize selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Forza Horizon 4'te araba nasıl boyanır, kaplama nasıl yapılır, stickerlar nasıl yapıştırılır, bunları göstereceğim. Biraz detaylı anlatabilirim, uzun sürebilir videolar. Şimdiden kusura bakmayın, yani öğrenmeniz için, detaylarını da öğrenmeniz için biraz fazla konuşuyorum bazen, kendimi kaptırabiliyorum. O yüzden daha fazla konuşmayayım. Hemen festival alanına geçelim. Bildiğiniz gibi boya, modifiye, ne işlem yapacaksak her zaman eve ya da festival alanına gitmemiz gerekiyor. Hemen festival alanına araçlar kısmından geçiyoruz. Aracımız 2019 Porsche 911 Carrera S. Menümüze geldiğimizde arkadaşlar hemen ortadaki garaj kısmına tıklıyoruz. Garaj kısmından alttaki tasarım ve boyalar kısmına geliyoruz. Buraya geldiğimizde 3 değil birçok seçenek var ama göstereceğim tek tek. Mesela burada yeni tasarımla bu kısmına girdik. Burada hazır kaplamalar var. Başkalarının yapıp paylaştı. Siz bunları hazır olarak direkt alıp indirebiliyorsunuz. Bu tasarımları direkt mesela şöyle en sağdakini seçtik diyelim. Tıkladığımızda direkt indiriyor ve uyguluyor aracımıza. Bakın arka planda gösteriyor. O kaplamayı direkt aracımıza yaptı. Biz o kaplamanın üstüne başka bir şey ekleyemiyoruz. Mesela jantı atıyorum sarıya boyayım dediğimizde boyayamıyoruz. O kaplamada ne varsa aynı o şekilde yansıyor. Değiştirmek istediğimizde tekrar burada tasarım ve boyalara geliyoruz. Aracımızı boyamak istiyoruz diyelim gövde rengini. Aracı boya diyoruz. O kaplamayı kaldırıyor, tamamen siliyor. İlk çıktığı gibi üretici rengini, her şeyi eski haline çeviriyor. Fabrika çıkış haline getiriyor yani. Kaplamaları o şekilde oradan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ise kendi boya tarzımızı nasıl istiyorsak onu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki sprey simgesine tıkladığımızda burada üretici renkler var. Burada yazıyor üretici renkler. Fabrika çıkışlı renkler bu aracın official renkleri. Burada normal kısmı var. Burada istediğiniz rengin tonunu yapabiliyorsunuz. Mesela kırmızı. Bordodan böyle daha kırmızı, daha açık, pembe gibi, mavi. Bütün renklerin tonları var. X'e basıp incelik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şöyle bakın. Daha doygun, daha parlak gibi. Çıkalım oradan. Burada arkadaşlar özel renkler var. Bakın yarı mat, mat, metal sim, iki ton parlak var. Yani iki renk birden gördüğünüz gibi. Burada onun matı olarak iki renk var. Prizmatik beyaz, bakın fiber, karbon fiber var, parlağı var, matı var, şöyle sarı karbon var, matı var, bakın şu şöyle kamuflajlar var, yarı mat çelik diyor, alüminyum, fırçalanmış alüminyum, bakın burada böyle seçenekler var, çinko, ahşap, ahşap bile var, çok iğrenç duruyor bence ama adamlar koymuş, bakır var, mesela bakırı ben seviyorum, yarı mat bakır da güzel. Şam çeliği bile var. Arkadaşlar mesela diyelim ki metal örnek veriyorum. Ya da şöyle matı sevdik değil mi mesela. Ama matın burada yeşili yok. Farklı rengini yapmak istiyoruz. Hemen altta gördüğünüz gibi X var. Buradan X'e basarak bunun rengini değiştirebiliyoruz. Mesela sarı mat istiyoruz. Yeşil, mavi mat veya kırmızı mat istiyoruz. Bunu biraz daha alta geldiğimizde bordo gibi istiyoruz. Daha açık kırmızı istiyoruz. Buradan tonlama ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bu şu rengi de güzel oldu şaka maka. Mesela bu şekilde yapabiliyoruz burada. Gövde rengini oradan yapıyoruz. Zaten burada yazıyor kocaman gövdeyi boya diye. Mesela gövdeyi ben açık bir renk yapmak istiyorum. Şöyle bir gri yapayım. Detayları biraz daha belirgin olsun istiyorum bu arabanın. Kaputu da buradan boyuyoruz hemen. Bir sağdan bakın. Mesela yine özel renk belki yaparsınız, zaten çok yapan oluyor kaputu karbon yapan. Demin gösterdiğim gövde renkleri falan filan aynısını buradan da yapabiliyorsunuz. Ben kaputu boyamayacağım. Bak kaputu böyle ayrı renk yapabiliyorsunuz. Ben aynayı karbon yapacağım. Özel renklere geliyorum. Buradan parlak matı yapmak istiyorum. Parlak mat seçiyorum ve aynalarım parlak karbon oldu. Şimdi kanada geldik. Bu aracın kanadı olmadığı için, dışarıda olan bir kanadı olmadığı için, kendi kanadı var. Hızlanınca çıkıyor. O boyanmıyor. Bazılarında boyanıyor.
kanat taktığınızda ek modifiye kısmından onu boyayabiliyorsunuz. Ama bunda ek kanat olmadığı için bunu boyayamıyorsunuz. Bakın. Kanadı yok, boyanamaz diyor. O yüzden kanadını geçiyoruz. Janta geliyoruz arkadaşlar. Janta geldiğimizde onu da karbon yapacağım ben. Karbon detaylarını vereceğim araca. Şöyle yine parlak karbonu seçtim. Geri geldim. Bakın karbon oldu değil mi? Ama dışına ve içine atıyorum detay vermek istiyorum. Bu arada her jantta olmuyor. Seçtiğiniz janta göre değişiyor. Bakın bu altta gelişmiş X'e bastığımızda klavyeden şöyle bir seçenek geliyor. İç tambur dediğimizde şimdi dikkatle bakın. Özel renklere gelelim. Metal sim. Bakın şurayı görüyor musunuz? Buradan seçtiğimiz rengin şekline bürünüyor. İç tambur. Ama pek gözükmüyor. Bir anlamı yok bence. Diğer dış kenar kısmı var. Yine X'e basıyoruz. Dış kenar kısmında ise mesela şu kısmını kırmızı yapmak istiyorsunuz, değil mi? Şöyle bir detay vermek istiyorsunuz veya şöyle bir karbon veya böyle. Bakın bu da değişik durdu. Şunu dış kenara basıp buradan istediğiniz rengi ya da özel renkleri, üretici renklerini seçebiliyorsunuz. Şunu seçtik mesela. Bakın. Şöyle bir şey oldu dış kenar. Jantı boyadıktan sonra X'e basarak böyle detayları da verebiliyorsunuz. Son olarak cam var. Cam filmini yapıyorsunuz renkli olarak. Bakın. Böyle açık tonlara geldiğimizde belli oluyor. Bakın sarı oluyor. Dikkat edin. Yeşil, mavi. Buradaki seçtiğimiz renge göre yapabiliyoruz. Ama ben araca siyah detaylar vermek istediğim için direkt en koyu siyahı seçiyorum. Dışını komple siyah yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Jantları komple karbon yapacaktım da böyle değişik güzel durdu. Şimdilik böyle bir dursun. Ben yine değiştiririm bunu size göstermek için. Dış kenarını böyle boyayabiliyoruz. Jantları da karbona yaptım. Gördüğünüz gibi cam filmini de komple siyah yaptım. Aynaları da karbon yaptık. İstediğiniz renge getirebiliyorsunuz. Gövdesini de gri yaptık. Aracımız bu şekle geldi. Böyle istediğiniz gibi single yani istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz kendiniz boyayıp. Çıkarken kaydet diyorsunuz. Kaydettiğinizi de ilk gösterdiğim kaplamalar kısmında paylaşıp siz de başkaları da sizin tasarımınızı kullanabiliyor, beğenebiliyor sizin tasarımınızı. Şimdi sizlere sticker yapmayı göstereceğim. Sticker'ı ise şuradaki desen ve çıkartma uygula kısmına geliyorsunuz. Aracın istediğiniz tarafını seçip oraya sticker'ınızı yapıştırabiliyorsunuz. Mesela arka tampona, sağ tarafa, üst kısma diyor. Orada pek gözükmeyecek. Sol taraf cam olduğu için ve ön tampon. Mesela sağ tarafı seçelim. Sağ tarafı seçtik. Sağ tarafa yapmak istiyoruz. Buradaki artı kısmına basıyoruz. Desen şekli uygula diyoruz. Burada birçok desen çıkıyor. Şöyle simgeler, yazı fontları, çeşit çeşit numaralar falan. Hepsi var ama biz sticker istiyoruz. Mesela atıyorum Monster sticker yapıştırmak istiyoruz. Şirketlerin stickerlarını. Tekrar en başa geliyoruz. Bakın. Şuradan sol yapıyoruz. Seçilen gruplar. Ha bakın Monster da varmış şansa. Microsoft var. Mesela burada alakasız çıkmış öyle. GoPro falan, Red Bull. Mesela Monster gitmez bunu. Şöyle ne yapalım? Hiçbiri gitmez de buradaki bir tane seçelim. Mesela siyah detay yapmak istiyorduk. Buradan Red Bull logosunu seçtik. Tamam dedik. Hop gördünüz mü? Şu an çok büyük oldu. Boyutunu küçültüyoruz bunun. Yön tuşlarıyla klavyenin sağ altındaki yön tuşlarıyla yaparsanız böyle tık 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 küçük olur. W, S ya D veya A ile yaparsanız bakın böyle hemen büyütebiliyorsunuz. Mesela büyüklüğünü böyle ayarladık atıyorum. Büyüklüğünü böyle ayarlayabiliyorsunuz boyuttan. Ama yeri kötü oldu. Şuradan taşı diyoruz. Şöyle aşağıya taşıyoruz yine aynı tuşlardan. Böyle taşıdık. Mesela döndürmek istiyoruz. Çapraz olsun şöyle. Yine aynı tuşlarla böyle döndürebiliyoruz arkadaşlar stickerlar için. Stickerları da bu şekilde yapıştırıyoruz. Mesela bunu sonra böyle ayarladık, değil mi? Kaydettik. Bir tane de sola yapmak istiyoruz. Buradaki sağ taraftakini yaptık. Buradan sol tarafı seçiyoruz. Yine aynı şekilde artı diyoruz. Desen şekli uygula diyoruz. Bu defa ne yapacağız? Farklı bir şey yapacağız. Mesela atıyorum siz ne olabilir? Bu
Alman malı Porsche sonuçta. Mesela Almanya bayrağını yapıştırmak istiyorsunuz. Marşpiele diyelim. Şuradaki ara kısmına geliyorsunuz backspace'ten. Daha önce yazmıştım. Burada kalmış zaten. Bakın şu açıklama kısmına ne arıyorsanız. Mesela Almanya yazınca çıkıyor mu? Merak ettim. İngilizce yazdım ama Almanya diyelim. Ara diyelim. Bulunamadı. Oyun İngilizce sonuçta. Tekrar geldik. İngilizcesini yazıyoruz buraya. Germany. Yazdık. Buradan ara diyoruz. Bakın paylaşma koduna yazabilirsiniz. Yanlışlıkla öyle çıkmaz. Açıklamayı yazıyorsunuz. Ara diyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Mesela oraya Türkiye yazdığında Türkiye bayrağı çıkar. Türkiye ile ilgili simgeler çıkar. Mesela Almanya yazdık. Bakın Almanya ile ilgili şeyler çıkıyor. Mesela atıyorum arabanız Mercedes. Mercedes'e sticker yapıştıracaksınız. AMG logosu istiyorsunuz. O açıklama kısmına AMG yazıyorsunuz. AMG logosu çıkıyor. Aa, bakın burada da varmış zaten. Ne alakaysa iptal diyelim. Mesela Marşpiele Almanya bayrağını koyacağım. Mesela şunu seçelim örnek. Tamam diyoruz. Bakın gördünüz mü geldi. Taşı diyoruz. Direkt alta şöyle aldık. Şöyle döndür diyelim. Mesela şöyle yapmak istedim. Direkt boyutunu hiç ayarlamama gerek yok. Böyle güzel oldu mesela. Böyle yapmak istediğimizde bakın güzel bir detay oluyor. Böyle stickerları da bu şekilde yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum boya ile ilgili. Bildiklerim bu şekildeydi arkadaşlar. Unuttuğum şeyler de olabilir. Bu videonun altına yorumlarda sorabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa zaten hemen hızlıca cevap vermeye çalışıyorum. Kaplama nasıl yapılır, boya nasıl yapılır, detaylar nasıl verilir onu gösterdim. Onun dışında stickerları nasıl buluyoruz ve nasıl yapıştırıyoruz onları da gösterdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bunu kaydetmeyelim. Hepinize iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Modifiye nasıl yapılır, motor nasıl güçlendirilir o videoyu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.